Evander Galatasaray'a. İtalyan basını Galatasaray'ın 24 yaşındaki Evander'le 4 yıllık anlaşma sağladığını ve oyuncuya yıllık 1.3 milyon euro ücret ödeneceğini duyurdu. Haberde Danimarka ekibi Midtjylland'e 6.5 milyon euro karşılığında el sıkışıldığı aktarıldı. Ancak Galatasaray bu rakamı en az 4 taksitte ödemek isterken Midtjylland ise 2 taksitte parasını almak istiyor. Bu konudaki sorun da çözülmek üzere. Cimbom kısa süre içinde Evander için resmi açıklamayı yapmak istiyor. Öte yandan İtalya basınından TMW, Evander Ferreira için Salernitana'nın da devreye girdiğini yazdı. İtalyan ekibi daha önce de Galatasaray'ın ilgilendiği genç golcü Boltheim'ı renklerine bağlamıştı. Ancak bu kez transferin kazananının sarı kırmızılılar olması bekleniyor. Çünkü hem futbolcuya daha fazla maaş öneren hem de kulübün isteklerini karşılayan takım Galatasaray oldu. Galatasaray'dan Jordan Amavi hamlesi. Galatasaray Patrick Van Aanholt'un sezona istenilen seviyede başlamamış olması üzerine sol bek arayışlarına hız vermiş durumda. Paris Saint-Germain'den Lyon Kurzawa'nın ilk aday olduğu belirtilse de alternatif isimler adına çalışmalar sürüyor. Bu doğrultuda sarı kırmızılıların listesine yer alan Jordan Amavi için Marseille ile anlaşma sağladığı aktarıldı. Marseille'de Jordan Amavi'nin transfer dönemi bitmeden takımdan ayrılması gündemde. 28 yaşındaki oyuncunun Tudor yönetimindeki Marseille'de forma şansı bulması beklenmiyor. Sol bek arayışlarındaki Galatasaray'ın da bu fırsatı değerlendirerek oyuncu için anlaşma sağladığı ifade ediliyor. L'Equipe, Jordan Amavi ile yolların kesin olarak ayrılacağını duyururken Marseille'ye yakınlığıyla bilinen Le Pochin'e göre ise Galatasaray 1+2 yıllık satın alma opsiyonu içeren bir kiralama konusunda Marseille'ye mutabakata vardı. Amavi'nin Fransız ekibiyle olan sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor ki bu sezonu Galatasaray'da geçirmesi durumunda maaşının bir kısmını da Marseille'ye ödeyecek. Galatasaray'dan Lyon Kurzawa bombası. Kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sol bek transferi gündeme gelmiş durumda. Süper Lig'de Patrick Van Aanholt'un sergilediği performans sarı kırmızılıları arayışa iterken Paris Saint-Germain'den Lyon Kurzawa için devreye girildi. Geçen sezonun başında kadroya katılan ve sarı kırmızılılarda hayal kırıklığı yaşatan bir performans sergileyen Hollandalı Aanholt'un yerine sol bek arayışını sürdüren Galatasaray'da gündeme gelen yeni isim Lyon Kurzawa oldu. Fransız devi Paris Saint-Germain'de forma şansı bulamayan 29 yaşındaki sol bekin durumu araştırılıyor. Sözleşmesi 2024 yılının Haziran ayı sonunda bitecek olan Fransız futbolcu, geçtiğimiz sezon sadece bir resmi maçta forma şansı bulabilmişti. Öte yandan Aslan için Fransa'dan bir başka isim daha dikkat çekiyor. Fransa basınında çıkan haberlere göre sarı kırmızılılar Bordeaux ile finansal sorunlar nedeniyle sözleşmesini uzatmayan ve boşa çıkan Gine asıllı 20 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Amadou Traoré ile de ilgileniyor. Galatasaray'dan Suso bombası. Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ümraniye maçının ardından 3 transfer hedeflerinin olduğunu söyleyen teknik direktör Okan Buruk'un sarı kırmızılı yöneticilerle bir araya geldiği öğrenildi. Okan Buruk alınacak kanat oyuncusunun 10 numara özelliklerine de sahip olmasını istedi. Bunun üzerine harekete geçen sarı kırmızılı kurmaylar Sevilla'da forma giyen İspanyol futbolcu Suso için teklifte bulundu. İspanyol oyuncunun menajeriyle de kontak kurulduğu ifade ediliyor. Piyasa değeri yaklaşık 10 milyon euro olan 28 yaşındaki Suso için Sevilla'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin iletildiği öğrenildi. Suso'nun 2018 yılı Aralık ayındaki piyasa değeri ise 50 milyon euroydu. Sol ayaklı bir oyuncu olan tecrübeli yıldız sağ kanat dışında 10 numaralı mevkide de forma giyebiliyor. 1.77 boyunda olan Suso 5 kez de İspanya milli takımının formasını terletti. Yıldız futbolcu daha önce Liverpool, Almeria, Genoa ve Milan'da da forma giydi.
Galatasaray'a 20'lik genç yıldız. Foot Mercato'ya göre Galatasaray, Fransa 2. ligine düşen ve finansal sorunlar yaşayan Bordeaux'un eski yıldızı Amadou Traoré'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 20 yaşındaki kanat oyuncusu kulübüyle sözleşmesini uzatmadı ve boşa çıktı. Haberde Gineli oyuncu için Galatasaray'ın yanı sıra Güney Kıbrıs Rum kesiminden Apollon Limassol'un da devrede olduğu yazıldı. İki takımın da Traoré ve temsilcisiyle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Bordeaux'un altyapısından yetişen ve Fransız ekibi dışında başka hiçbir takımda forma giymeyen 20 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 3 maçta süre almıştı. Galatasaray'ı transfer ettiğine pişman eden 5 futbolcu. Yapılan yüzlerce yabancı futbolcu transferinin içerisinde Galatasaray camiasını ve taraftarı memnun etmeyen birçok futbolcu da oldu elbette. Ancak bu isimlerden bazıları belki de taraftarın ismini bile hatırlamak istemeyeceği isimler. İşte Galatasaray'ın transfer ettiğine pişman olduğu 5 yabancı futbolcu. İlk olarak Robinson Zapata ile başlayalım. 2011 yılında transfer edilen Kolombiyalı kaleci, kelimenin tam anlamıyla fiyasko çıktı. Galatasaray'da forma giyen en kötü yabancı kalecilerin başında gelen Zapata, kariyerinde ondan fazla takımda oynadı. Sarı Kırmızılılar'da yarım sezon kalan Robinson Zapata, hayal kırıklığı yaratarak Türkiye'den ayrıldı. Sırada Lucas Ontivero var. Galatasaray'ın 2013-2014 sezonunun devre arasında transfer ettiği 9 isimden biri olan Arjantinli futbolcu, yeni Messi olacak hevesleriyle transfer edilip Galatasaray'a yıllarca ağır bir maddi külfet olarak kariyerine devam etti. Galatasaray'ın 15 milyon lirayı çöpe attığı Ontivero şu anda Brezilya 2. liginde forma giyiyor. Sarı Kırmızılıların Real Madrid'in B takımından aldığı İspanyol orta saha José Rodríguez'de parçalı formanın hakkını veremeyenlerden. Felipe Melo'nun Inter'e transferine izin verilmesi halinde bedelsiz olarak takıma kazandırılacağı söylenen Rodríguez bedavaya alınsa da Galatasaray'da hiçbir varlık gösteremedi. Yine de Galatasaray bir sene sonra İspanyol oyuncuyu Alman kulübü Mainz'a 2 milyon euroya göndererek en azından maddi bir zararı uğramadı. 2015 yazında Portekiz'den bir 10 numara kiralamıştı Galatasaray. O futbolcu Josie'ydi. Galatasaray'da tutunamayan futbolculardan biri olan Portekizli futbolcu kariyerine İsrail'de devam ediyor. Jose Türkiye'de Bursaspor ve Akhisarspor formalarıyla da boy gösterdi.